Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri bugünkü oynanan Türkiye-Danimarka karşılaşmasına götürmek istiyorum. Türkiye-Danimarka karşılaşması Slovenya'da Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda oynandı. Ve Vahap Şanal, Jonas'ı yenerek aslında galibiyeti bize getirmiş oldu. Videonun şu an çekildiği sıralar, diğer karşılaşmaları kontrol ettim. Mustafa Yılmaz karşılaşması çok erken beraberlikte sonuçlanmıştı. Ama Emre Can'la Cem Kaan Gökarkın'ın oynadığı mücadeleler devam ediyor. Ama %99.9 beraberlikte sonuçlanacak ve Danimarka'yı yenmiş olacağız. O yüzden ben şimdiden aslında bunun haberini sizlere vermek istiyorum. Ve sonunda da yorumlar kısmında da mutlaka size sonuçlarla ilgili son şeyi söylemiş olacağım. Güçlü bir ekip Danimarka ve onlara karşı gerçekten iyi mücadele ettik. Vahap Şanal, Jonas'ı nasıl yenmiş isterseniz hep birlikte günün özeti şeklinde buna bir bakmış olalım. Beyazlarda Vahap Şanal oyuna E4 ile başlıyor ve siyahlarda Jonas'ın tercihi C5 olmuş. At F3, D6 ve şimdi fil B5 oynanıyor. Fil B5'ten sonra Rossolimo Necmetinov atak diye geçer bu. At D7 ve şimdi at D7'den sonra hemen D4 oynayabiliyorsunuz. C çarpı D4, at çarpı D4 ve at B6'dan sonra Vahap burada fil D3'ü hazırlamış ve E4'ü öyle tutuyor. At C5 oynandı. At C3'te E4'teki baskıyı hala tutmaya devam ediyorsunuz burada. Ve E6. E6'dan sonra kısa rok, fil E7 ve kale E1'den sonra her iki tarafta gelişimine devam ediyor. At çarpı D3 almaya karar verdi siyahlar. Vezir çarpı D3, kısa rok ve fil G5'in ardından şimdi H6 ile birlikte beyazlara bir soru soruluyor. Burada fili nereye kaçacaksın? Fil H4'e kaçmış oldu ve buradaki çapraza devam etti. Ve burada o çaprazdan çekilen bir vezir var. Vezir B6 oynandı. Şimdi vezir B6'dan sonra istek belli. Vezir B2 alınacak. Kale AB1 istendiğinde de burada ya da işte herhangi bir kale AB1 ya da kale B1 istendiğinde de vezir A3'e saklanmış olacak. Ama burada Vahap'ın tercihi A4 oldu ve B2'yi bir noktada bırakmıyor. Çünkü eğer siz B2 alırsanız burada kale B1'den sonra buradaki vezire veda etmek durumundasınız. O yüzden A4 hem alan kazanmak açısından önemli hem de B2'yi aslında bir noktada bırakmamış oluyorsunuz. Fil D7 oynandı. Fil D7'den sonra A5 ve artık bu vezire bir soru soruluyor. Bu vezir nereye gidecek? Ya B4'e gidecek ya da A6'ya gidecek aslında. Ama siyahlar burada vezir A6'yı tercih etmiş oldu. Ben ilk vezir A6'yı gördüğümde yani buradaki vezirin birazcık oyundan uzak kalma ihtimali var diye düşünmüştüm. Ve Jonas birazcık da bunu kendi hazırlamış oldu devamında. At CB5 oynandı. At CB5'ten sonra dikkat ederseniz at C7 istekleri var ama şimdilik vezir D3 olduğu için pek oynanacak gibi değil. Ama C4 oynayıp sonrasında belki at C7 oynanma istekleri var ama çoktan zaten Jonas burayı kesmiş oldu. Kale FC8 oynadı. C4'te alan kazanmaya beyazlar devam ediyor ve B6. Şimdi B6'dan sonra bilgisayar diyor ki burada garip bir şeyler var. 1,5 dakika düşünüp buna oynadı Jonas ve sonrasında da Vahap 3,5 dakika düşündü. Anladığım kadarıyla belki de yani rakibin hani nasıl böyle bir hata yaptığını düşünmüş olabilir. Çünkü B6'dan sonra artık vezir D6'yı tutamıyor ve siz de artık bu file çok fazla yük yüklemiş oluyorsunuz. Hem F6'yı tutuyor hem de D6'daki boşta piyonu tutmuş oluyor. Ve hemen Vahap burada cezayı kesiyor. Fil F6 oynuyor. Fil F6'dan sonra şimdi fili alsanız ayrı dert, at D6'yı almış oluyor. GF6 alsanız ayrı dert burada. Kale E3'ten sonra kale G3'e, kale F3'e geliyor. Ve şahın durumu çok kritik burada. O yüzden belki de siyahlar fil F6 almayı tercih ediyor. Ve at D6'dan sonra en azından burada D hatından bir şeyler elde edebilirim diye düşünüyor. At çarpı D6 oynandı. Kale D8 ve burada at B5'e gelmiş oluyor ve konum birazcık daha gelişmiş durumda. At B5 gelişildi ve at B5'ten sonra istek tabii ki at C7 dikkat etmek lazım. O yüzden böyle fil B2'lere henüz bakamıyoruz. Fil çarpı B5 alındı. C çarpı B5 ver veziri ve vezirin gidebilecek hiçbir yeri kalmadı gibi gözüküyor. Vezir C8'e gidebiliyor ama çünkü at çarpı C8 oynarsanız burada kale çarpı D3 gibi bir seçenek olmuş olacak. O yüzden burada tabii ki öncelikle Vahap Şanal E5 ile beraber D6'daki atı güçlendirmiş oluyor. Vezir D7 oynandı. Vezir D7'den sonra tabii ki isteklerden bir tanesi kuşkusuz fil E5 alıp kale E5'ten sonra vezir D6 almak. O yüzden kale AD1 ile beraber o desteklenmiş oldu. Fil E7 oynandı. Fil E7'den sonra D6'ya baskı devam ediyor. A6, fil çarpı D6 ve E çarpı D6'dan sonra siyahlar, yani nasıl oluyor ben bilmiyorum ama siyahlar bunun
belki de savaşılabilecek bir pozisyon olduğuna karar verdi. Çünkü kale A C8 oynayabiliyor diye anladığım kadarıyla. Ama siz burada kale C5 oynayamıyorsunuz B5'i almak adına. Çünkü B4 var. Vahap hemen B4'ü buldu. F6'dan sonra önce H3, E5'ten sonra da şimdi F4'le beraber. Burada Vahap tabii ki biliyor ki D6 piyonuna tutunmaya devam ederse bu konumu zaten çok rahat bir şekilde kazanacak. Vezir E6 oynandı. F çarpı E5 ve şimdi bilgisayarın önerisi burada vezirleri kesmek yönündeydi. Veziri D5'e geldiğinizde ve Vahap iyice emin olmak için birazcık düşündü ve vezir D5'i oynadıktan sonra artık ben de oyuna bakmamaya başladım açıkçası. Çünkü kazandığımıza emindim. Vezir çarpı D5, kale çarpı D5 ve devamında kale oyun sonunda kale E5 alıp oyunu bitirebiliyorsunuz. Direkt kale D7, kale E5 ve şimdi şah F7'den sonra tabii ki D6'ya birazcık daha baskı gelirse buradaki D6 piyonu düşebilir ama pek şu an mümkün gözükmüyor. Çünkü siz şahı zaten buraya getiremiyorsunuz ama bir şeyler de yapmanız lazım oyunda. Kale D3 oynandı. Kale CD8 tabii ki E6'ya baskı var. Ve siz eğer olur da buradan tutmaya çalışırsanız şimdi şah E6 gibi bir şey gelecek. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Öncelikle kale F3 oynandı. Şah G8 ve kale E6. Tabii aklımıza ilk olarak kale çarpı D6 geliyor ama kale çarpı D6'ya kale D6 cevabı gelmiyor. Kale E7 var. Hem A7 istiyorsunuz hem de kale F7 istiyorsunuz. Ancak kale D7 kapatılabilir. Ona da kale F7'den sonra ver burayı, ver burayı diyorsunuz aslında. Ve buradaki değişimler yaşandıktan sonra A7'yi nasıl tutacaksınız? Yani çok mümkün gözükmüyor ve şah o kadar rahat geliyor ki eğer kale A8 oynarsanız da. O yüzden bu mümkün değil. Kale E6'dan sonra burada kale D6 almayı tercih etmeli ve şah H7 oynuyor. Şah H7'den sonra kale D3 geldi. Tutulmaya devam ediliyor. Şah G8 bir kez daha tekrar edecek mi diye bekleyebilir. Ama burada kale E7 var. Kale E7'den sonra kale düşüyor gibi gözükebilir kale E7'den sonra ama olmuyor. Kale D3 ve devamında vezir çıkmış oluyorsunuz ve sonrasında zaten çok kolay. Hem kaleyi alıyorsunuz almasanız da bu oyunsunuz zaten kazanca dönmüş olacak. Kale E7, şah H7 ve şimdi şah H2'den sonra H5 oynanıyor. Şimdi kale çarpı D7, kale çarpı D7, şah G3 ve şah G6'dan sonra her iki şah da merkeze doğru ilerlemiş oluyor. H4 oynandı G5'i kesmek adına. G6 ve kale D2 ile bekleme hamlesi yapıyorsunuz ve burada siyahlara soru soruyorsunuz. Yani bir şey oynaman lazım. Eğer şimdi piyonları oynarsan kaybedeceksin. Bu piyonlar oynamıyor zaten. Kaleyi oynarsan ben sürüyorum ve tekrardan bir hamle yapman gerekiyor. Ve bu hamleyi mecburen şahla yapacaksın. Şah E6 oynarsan bu piyonu almak adına şah G5'e gidiyor. Hemen G6 ve H5'i almış olacak. Ve bunun devamı da zaten kayıptan başka bir yere gitmezdi. Ve Vahap'ın bu galibiyetiyle birlikte, daha doğrusu burada Jonas terk ediyor. Ve Vahap'ın bu galibiyetiyle birlikte de Danimarka'yı 2.5-1.5 yenmiş oluyoruz. Umarım çok başarılı olacağız. Yarın dinlenme turu sanırım. Ama sonrasında yine özetler gelmeye devam edecek. Sizler de bu kanalı takip etmeyi unutmayın. Slovenya'ya da milli takıma sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.